Evet, herkese merhabalar. E, Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz online eğitimlerimize devam ediyoruz. E, bugün de e, konumuz makroekonomiyi anlamak ve e, yine e, çok değerli bir konuğumuz var. E, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı e, Sayın Profesör Doktor Özgür Orhan Gazi bizimle beraber olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. E, bugün e, aslında daha önce de konuştuğumuz gibi hem eğitim içeriklerinde anlattığımız gibi makroekonomiyi birazcık konuşacağız. Genel neler anlıyoruz? Nasıl işliyor? Biz neler anlamalıyız bireyler olarak? Bu süreçleri nasıl yorumlamalıyız? Covid sürecini nasıl yorumlamalıyız gibi sorularımıza Özgür Hocam bizlere cevap verecek. Ama cevap vermeden önce ben küçük bir video ile başlamak istiyorum. Dün eğitimimizde proje ortaklarımıza Onlara yönelik bazı sorular sormuştuk. İşte ilk paranızı ne zaman kazandınız, ilk birikiminizi ne zaman yaptınız gibi. E, dün bazı videolarımızı gösterememiştik. Şimdi e, onları e, göstererek başlayacağım. Hem de böyle bir e, ısınmış olalım programa. Hemen akabinde de e, Özgür Hocam'la beraber başlamış olacağız. Ben şimdi onu böyle ekrana vereyim. E, merhabalar, benim ismim Seher Alıcıcı Arınar. Yandipi Türkiye'de temsilci yardımcısıyım. E, i̇lk kazandığım para 22 yaşında ulusal bir teknoloji kuruluşunda araştırma olarak çalışmaya başladığımda e, kazandığım paraydı. E, tabii o dönemler e, daha düşük gelirli işlerde çalışıyordum, e, biraz daha e, paramı biriktirmek için daha uzun bir e, süreye ihtiyacım vardı ama 25 e, yaşına geldiğimde e, Biriktirdiğim bir parayla yine banka kredisi kullanarak ilk arabamı satın aldım. Covid döneminde de evde olduğumuz evde çalıştığımız dönemde daha çok harcamalarım gıda alışverişine gidiyor. Onun dışında online alışverişlerde bulunuyorum elektronik eşya gibi. Bu alışverişlerimi yaparken de farklı online sitelerde farklı fiyatlara bakarak, karşılaştırarak, kalite ve fiyat karşılaştırması yaparak harcamalarımı bu şekilde düzenlemeye çalışıyorum. İlk birikimimi liseyi bitirdikten sonra bir fabrikada çalışarak orada kazandığım parayla arkadaşlarımla tatile gitmek için sırt çantası ve çadır almakla başlamıştım. Daha sonra iyi bir birikimci olduğumu söyleyemem. Ee, kazandığım para veya verilen harçlıklarla ihtiyacım olmadığı halde özellikle e, kıyafet alma veya ihtiyacım olmayan başka şeyler alma konusunda harcadım. Son 10 yıldır ihtiyacım dışında bir şey almamaya özen gösterirken biriktirdiğim parayla daha fazla ülkeyi gezmek, daha fazla insanla iletişim içerisinde olmak, daha fazla kültürleri tanımak üzerine harcadım. Pandemi ile birlikte satın almanın yerine artık kiralama fikri daha da yerleşmeye başladı. Özellikle maliyeti yüksek olan herhangi bir şey alırken onun kiralanması yöntemini düşünmeye başladım. Evet, teşekkürler çok. Hocam siz ilk paranızı ne zaman kazandınız? E, çok oluyor, hiç hatırlamıyorum ama lise yıllarında sanırım kazanmıştım diye hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam, size de böyle sormuş olayım, böyle, biz de böyle bir giriş yapalım. Şimdi e, biz yani merak ettiğimiz soruları da e, derledik tabii ki. E, Hı -hı. İlk olarak aslında başlamak istiyorum. Sizin de e, bir sunumunuz da var sanırım, onu da e, Hı -hı. anlatayım isterseniz bir yandan. E, Evet, şu an yansıttım. Siz de e, bir gösterim aşamasına geçerseniz. Buyurun. Evet. Hocam ilk olarak aslında şunu sormak istiyorum. Ee, en basit tanımıyla ekonomi nedir e, sizin tanımınızla? Ve hı hı. E, biz makroekonomiyi nasıl yorumlayabiliriz ve temel hı hı. kavramları nasıl anlayabiliriz e, merak ediyoruz. İyi. E o zaman şöyle başlayayım isterseniz zaten e, daha önce de konuştuğumuz gibi sunumun ilk kısmını birazcık e, buna e, ayırmıştım. Şöyle bir e, genel çerçeve sunup e, temel makroekonomik kavramlar nelerdir, ne gibi değişkenlere e, bakarız ve e, makroekonomiyi anlamak için bu makroekonomik döngüleri nasıl anlarız, e, bir ekonomi nasıl ve niye büyür ve ne zaman e, sorunlar yaşar, krize ya da resesyona girer onun üzerinden isterseniz gidelim. Ee, biraz biraz değil hayli e, karmaşık bir yapıdan söz ediyoruz o yüzden e, belli bir düzeyde e, basitleştirerek ve e, sadece e, belli temel kavramları ve değişkenleri sunarak ilerlemek istiyorum ki bunu daha sonra e, belki işte ilerleyen kısmında sunumun e, hem bugün yaşanan salgının e, hangi kanallardan ekonomiyi etkilediği üzerine konuşurken kullanabiliriz hem de bunun e, Türkiye ekonomisiyle e, Türkiye ekonomisini anlamak için e, nasıl kullanılabileceği üzerine belki biraz e, vakit harcayabiliriz diye düşünüyorum ben. E, şöyle bir şey yaparsak yani makro ekonomiden bahsettiğimiz zaman e, ilk konuşulan e, değişken genellikle büyümeden bahsediliyor. Büyümeden bahsedilirken de e, gayri safi yurt içi haslaya ne oldu? İşte, e, Türkiye ekonomisi büyüdü, küçüldü, az büyüdü, yavaşladı vesaire dendiğinde genellikle bu gayri safi yurt içi hasla dediğimiz... Ülkedeki toplam üretimi gösteren e, hesaptan bahsediliyor. Makro ekonomiyi bana sorarsanız en e, temelinde en basit anlamak için şu e, koyduğum denklemi e, anlamak gerekiyor. Bir ekonomide bir toplam olarak baktığımız zaman e, her zaman toplam üretimin yani bir ekonomide işte ne üretiliyorsa e, bu çeşitli farklı sektörlerde oluyor tabii işte başlıca sektörler tarım, sanayi ve hizmetler. Toplam üretimin toplam gelirlere, toplam gelirlerinde toplam harcamalara eşit olduğundan başlamamız lazım. Dolayısıyla e, makroekonomiye bakmanın, bir ülke ekonomisine bakmanın e, çok geniş olarak yani tepeden baktığımız zaman... ...üç farklı yaklaşımla bakılabilir yani. Üretim tarafından bakabilirsiniz, e, gelir tarafından bakabilirsiniz yahut yapılan harcamalar tarafından bakabilirsiniz. E, örneğin gelir tarafından baktığınızda... E, ne tip gelirler vardır? Dört temel gelir işte ücretler, karlar, faiz ve kira e, gelirleri. E, bu bir anlamda da gelirlerin e, nasıl bölüşüldüğünü ülke içerisinde gösterir. E, bu size bir pencere verir makroekonomiye bakmak için. Ama harcama tarafından da bakabilirsiniz. Sonuçta bu geliri ne yaptık e, anlamında. E, esasında gelirin e, harcanması da işte tüketim e, yahut işte firmaların yaptığı yatırımlar bir kısmının kamu tarafından kullanılması e, söz konusu. Bir kısmı da ithalata gidiyor. Buradan net ihracatı elde ediyoruz. Dolayısıyla e, çeşitli ekollerden e, iktisatçılar farklı yerlerden başlayarak makroekonomiye bakarlar. İşte bazısı üretim yanlısı e, bir şekilde bakar. Bazıları harcama yanlısı. Bazısı gelir tarafından ve her baktığınız e, çerçeve size makroekonomiye dair e, bir şey söyler. E, bunları sonuçta Birleştirerek bakmak gerekir. Örnek vermek gerekirse mesela şeye bakalım. Harcamalar tarafından bakmaya kalktığımız zaman harcamaların en temel kalemleri yatırımlarla tüketimdir. Makro iktisatçılar ne yapmaya çalışırlar? Örneğin yatırımların seviyesini neyin belirlediğini çalışırlar. Yani firmalar neye göre yatırım yapıyor? Gene dediğim gibi her şeyi buraya sıkıştırmak mümkün değil ama ana kavramlar ana değişkenler nelerdir yatırımları belirlerken bir firma neye göre yatırım yapar e, talebin seviyesi tabii başta gelen e, bundan ne kadar kar elde edileceği e, rekabet içinde olduğu diğer firmaların neler yaptığı e, örneğin işte e, rekabet çok sertse daha fazla yatırım yapmak gerekebilir e, ancak işte bir tekel e, varsa o kadar yatırım yapmasa da piyasayı koruyabilir gibisinden. Ve tabii e, ek olarak buna e, borçlanma imkanları, yatırımların e, önemli bir kısmının e, borçlanarak, bankacılık sektöründen yahut işte piyasalardan borçlanarak yapıldığını gözettiğimizde e, ya tüketimi neyin belirlediğini sorabilirsiniz. İşte az evvel bahsettiğimiz e, tarafa gitmek gerekiyor bu sefer. İşte e, hane altlarının, kişilerin e, harcanabilir gelirlerinin seviyesi nedir? Bunun ne kadarını tasarruf etmeye eğilimliler, ne kadarını? E, harcamaya eğilimler. Bu herkes için değişebilir ama toplamda e, ekonomi için yurt içinde bir tasarruf oranı hesaplayabiliyorsunuz e, ortalama olarak. E, gene son dönemde özellikle e, önem kazanan şey de e, borçlanma imkanları. Yani tüketiciler de ciddi oranda borçlanarak e, tüketim yaptıkları için. E, bunlardan mesela kamu harcamalarına bakarsanız yani devletin yaptığı harcamalara bakarsanız orada Devletin harcama kısıtı hemen hemen yoktur. Ne yapar? E, topladığı vergilerle oluşturduğu bütçeden e, harcama yapar. Ama devlet de borçlanabilir. Devletin e, borçlanması bireylere yahut firmalara göre biraz daha kolay, biraz daha ucuz e, olmakla birlikte o da belli bir faiz ödüyor. Dolayısıyla e, borçlanma imkanları çerçevesinde e, şey yapabilir. E, şuraya zaten sonlara doğru gene geleceğiz. E, bir de bunun ihracat kalemi var. Çünkü e, ürettiğimiz her şeyi yurt içinde tüketmediğimiz gibi. Ee, tükettiğimiz her şey de yurt içinde üretilmiyor. Dolayısıyla bir geliş gidiş var. Ee, burada da e, net olarak ne olduğunu esasında döviz kurlarıyla e, fiyatların e, birbirine göre ne durumda olduğu ve e, ticaret yaptığımız ülkelerin gelir seviyesi e, belirliyor. Şimdi bunları e, şöyle geri geleceğiz bunlara ama bunları biraz akılda tutarsanız e, buradan şuraya geçebiliriz. Yani e, şimdi yatırımları tüketimi neyin belirlediğini düşündüğümüzde yani e ee, Harcama tarafına baktıktan sonra bir de gelir tarafına bakabiliriz. Ee, gelir tarafına baktığımız zaman e, birkaç temel değişkene baktığımız zaman, e, örneğin e, insanların, kişilerin, hane hakların e, tüketim seviyesini esas belirleyen şey ne kadar gelir elde ettikleri. Bu da ücret seviyesinden, yani genel ücret seviyesinin e, ne olduğuyla belirleniyor. İşte ücretler, maaşlar, günlük e, ödemelerle çalışanlar, bunların hepsini buraya koyabilirsiniz. Firmalar içinse işte o yatırımı belirleyen kar oranlarının nasıl belirlendiğinden bahsedebiliriz. Ee, ücret seviyesinde önemli olan şey şu ve burada belki birazcık şeyleri de görmeye başlayacağız. Ee, çelişkileri görmeye başlayacağız. Ee, çalışanların ücretlerinin ne seviyede olacağını esas olarak e, bir pazarlık süreci e, belirliyor diye düşünebilirsiniz. E, eğer ki çalışanların pazarlık gücü yüksekse e, daha yüksek e, ücretler elde edebilirler. Düşükse e, daha düşük bir ücretler elde edebilirler. Pazarlık gücün ne de belirliyor dediğimizde ise e, birinci e, değişken olarak işsizlik oranını görebiliriz. Yani eğer yüksek bir işsizlik oranı varsa bu e, sizin yerinize çalışabilecek çok sayıda insanın e, işsiz olarak mevcut olduğunu her an pozisyonunuzu e, belki daha düşük bir ücret kabul ederek alma ihtimali olduğunu düşündüğünüzde pazarlık gücünüzü arttıran bir şey olacak, e, gücünüzü azaltan bir şey olacaktır ya da işte mesela askeri ücreti devletin hangi seviyede belirlediği yahut işte sendikalaşma ve toplu sözleşme oranı o sektörde ne kadar güçlü, ne kadar yüksek bu tip şeyler ücretlerin genel seviyesini makroekonomide belirleyecek. belirleyecek. Buradan da tüketimin hangi seviyede olduğu belirlenecek. Bir başka deyişle eğer ücret seviyesi yüksek olursa e, tüketimin daha yüksek olmasını bekleyebiliriz. Bundan ötürü de üretimin daha yüksek olmasını bekleyebiliriz. Ama diğer tarafa geçtiğimizde e, yatırım yapan firmalar içinse önemli olan kar oranlarının hangi seviyede olduğu. E, kar oranlarını esas belirleyenlerse 3 e, tane değişkenden söz edilebiliriz. Ücretlerin seviyesi, verimlilik ve rekabet koşulları. Yüksek ücretler bir yandan tüketim için iyiyken e, firma tarafına döndüğünüz zaman bu sefer onların e, kar oranlarını düşürecek bir e, şey olabilir. Özellikle e, verimlilik düşükse, verimliliğin yüksek olduğu şartlarda e, ücretler artsa da e, karlar artabilir örneğin. E, bir de az evvel bahsettiğim gibi rekabet koşulları çok önemli olacak. İşte dediğim gibi rekabetin yoğun olduğu bir e, sektörde e, fiyatları daha düşük tutmak zorunda kalacağı için firmalar e, karlılık da biraz daha düşük seviyede olabilir. Fakat e, tekelleşmenin daha fazla olduğu sektörlerde ise e, kar oranlarının daha yüksek olması, fiyatların daha yüksek olabilmesinden ötürü belirlenir. Şimdi bu ikisine ek olarak özellikle Türkiye ekonomisi için e, iki şey daha eklememiz gerekiyor. Bir, faizlerin e, hangi seviyede şey yaptığı. Son dönemde çok tartışılıyor işte faizlerin yüksek olması, düşük olması iyidir vesaire gibisinden. E, faizlerin hangi seviyede olduğu... Genel olarak borçlanma eğilimlerini belirlediği için hem firmaların hem hane halklarının tüketim ve yatırımı doğrudan etkileyen bir değişken ve burada da iki aktörden söz edebiliriz genel olarak bir merkez bankasının piyasa faizlerini hangi seviyede tutmaya çalıştığı, iki bankaların merkez bankasının verdiği faiz birazcık bağlı olmak üzere hangi oranlarla tüketicilere ve firmalara kredi açtığına e, bağlı olabilir. Yani Merkez Bankası genel olarak faizleri düşürse de mesela bankalar e, borç vermeyi riskli gördükleri dönemde e, o kadar düşürmeyebilirler. Dolayısıyla ikisini de e, hesaba katmak gerekir. Türkiye için en önemli olan değişkenlerden biri de döviz kurlarının e, tabii nasıl belirlendiği. Çünkü e, hem e, ihracatımızın seviyesini hem de e, ne kadar ithalat e, yaptığımız, dolayısıyla hem tüketimin hem yatırımın ee, seviyesini belirleyen e, bir değişken bu. Bunu da esasen e, kısa vadeden söz ediyorsak piyasada ne kadar döviz arzı ve ne kadar döviz talebi olduğuna bağlı. Döviz arzı genellikle ülkeye giren para, e, ülkeye para girişleri, yatırımlarla vesaireyle belirleniyorken e, döviz talebi de işte e, tasarruflarını dövizde değerlendirmek isteyenler e, olabilir e, talebi yaratan yahut işte e, ithalat e, yapmak isteyen firmalar vesaire olabilir. Burada tabii e, işte yerleşikler ve yabancılar dediğimiz hem hem Türkiye içerisindeki yerleşiklerin ne kadar döviz talep ettiği, yabancıların da ne kadar Türkiye'de yatırım yaptığı en e, temel değişkenler e, gibi görünüyor. Bu çerçevede e, şöyle bir çok genel bir e, resim çizmek gerekirse e, makro ekonomiyi anladı, anlamaya çalıştığımız zaman döngülerden söz edebiliriz. Bu döngüler Genellikle hemen hemen bütün ekonomilerde birbirini takip eden büyüme ve daha sonra yavaşlama, küçülme ya da kriz döngüleri olarak görülebilir. Bir büyüme döneminden söz ettiğimizde genellikle bu büyüme döneminin başlarında faiz oranları herhangi bir sebepten ötürü onları daha sonra da konuşabiliriz ama faiz oranları genellikle görece düşük seviyededir. E, kredi kapasitesi, bankaların e, borç verme kapasitesi yüksek e, seviyededir. E, karlılık beklentisi ise ücretlerin de biraz düşük olmasıyla birlikte e, yüksektir. Burada beklentinin rolü çok önemli. Çünkü tabii e, firmalar yatırım yaparken e, ileride ne kadar kar edeceklerini bilmeleri mümkün değil ama bu yönde bir beklenti oluşturabilirler. işte Benzer yatırımlardan yola çıkarak e, gelecekte ne olacağına dair. E, ama şu şartlar bir dizi başka şartlar eklenebilir buna. Bu şartlar oluştuğunda yavaş yavaş yatırımlarda ve tüketimde bir artış ortaya çıkmaya başlar. Yatırımlarda ve tüketimde çıkan artış ekonominin büyüme patikasına girmesine yol açar. E, bu yatırım ve tüketimlerdeki artış da birbirini besleyen bir süreç olarak düşünebilirsiniz. Çünkü tüketim arttıkça, e, talep arttıkça firmaların daha fazla yatırım yapmaları söz konusu olur. Daha fazla yatırım yaptıkça e, ekonomik büyüme biraz daha... Ee, yüksek bir seviyeye gelir. Yatırımların seviyesi, üretimin seviyesi arttıkça daha fazla insanı istihdam etmeye, işe almaya başlarlar. Dolayısıyla daha fazla insanın ücret ve maaşı olduğu için tüketim yeniden artmaya başlar. Birazcık şey gibi görebiliriz bunu. Ee, iyi ya da mutlu bir döngü gibi görebiliriz yani. Birbirini besleyen, büyümeye yol açan e, bir döngü gibi görebiliriz. Fakat bu büyüme sürecinde şöyle bir şeyler de olmaya başlar. Bir noktaya gelindiğinde İlk başta bu yapılan yatırımlar e, baktığınız zaman genellikle en yüksek karlı alanlara e, gider. Yavaş yavaş bu yüksek karlı yatırım olanakları azalmaya başlar. Dolayısıyla firmalar biraz daha az karlı, biraz daha az karlı alanlara girmeye başlarlar. İkincisi, büyüme devam ettikçe hem tüketicilerin hem firmaların borçluluğu artmaya başlar. Çünkü krediyle e, yapılan yatırımlar, krediyle yapılan tüketim sonucunda borçluluk artmaya başlar. Ee, borçluluğun artmasıyla birlikte bir noktadan sonra faizlerin de yükselme eğilimine girdiğini görürüz. Ee, ekonomik büyüme güzel, ee, yatırımlar artıyor, istihdam artıyor. Biraz hatırlarsanız az evvel bahsettiğim gibi istihdam artıp işsizlik düştükçe de yavaş yavaş ücretler de artmaya başlar. Ücretlerin artması dediğim gibi ikili bir rol oynuyor. Bir yandan ekonomik büyümeyi destekliyor tüketim üzerinden. ...bir yandan firmaların karlılığını aşındırmaya başlayabilir. Yani seviyenin ne kadar arttığına bağlı olarak. Ve bir noktada e, bazı alanlarda da e, aşırı üretim dediğimiz... E, ...bazı firmalar e, beklentiler üzerinden yatırım yaparlarken... E, ...belki fazla iyimser beklentilerle, belki diğer firmalarla rekabet halinde oldukları için... E, ...satabileceklerinden daha fazla yatırım yaptıkları için e, bir aşırı üretim e, meydana gelebilir... Tüm bunları bir araya koyduğunuz zaman e, genellikle e, bundan Türkiye ekonomisine döndüğümüzde bahsederiz. Tetikleyici bir gelişme olur. Mesela işte bir firmanın büyük bir firmanın e, yatırımlarının çok fazla olduğu ancak satamadığı e, borçlarını ödeyemediği bir durum ortaya çıkabilir. Bu büyük firmanın e, belki borçlarını ödeyememesi bir e, krizi tetikleyebilir. Yahut işte bir büyük bankanın e, çok fazla borç verdiği. Fakat e, geri toplayamadığı, dolayısıyla e, iflasın eşiğine geldiği gibi bir gelişme olabilir. Ekonomi dişi bir gelişme olabilir. Yani siz yatırımları yapmışsınızdır, tüketim artıyordur vesaire. E, bir virüs gelip ekonomiyi vurabilir. Bütün hesaplar e, alt üst olabilir. E, bunun bir sonraki aşamasında da işte ya bir krizle başlayan yahut işte kriz olmasa da yavaş yavaş e, ekonominin yavaşlaması ve küçülmesiyle devam eden bir sürece girilir. E, ...resesyon diye adlandırdığımız şey e, süreçte bu esasında. E, başka bir deyişle e, büyümenin kendisi genellikle e, uzun yeterince uzun sürdüğünde e, bir küçülmenin şartlarını da oluşturuyor. Fakat benzer bir şekilde e, bir küçülme resesyon da daha sonradan e, büyümenin şartlarını oluşturacaktır. Çünkü bu resesyon dönemlerine baktığınız zaman genel olarak hem yatırımların hem tüketimin azaldığını, e, işsizliğin arttığını... Ee, bir takım ödemeler zincirlerinin e, kırılmasıyla e, iflasların vesairenin olduğunu görüyorsunuz. E, bu da e, ne kadar sürdüğüne bağlı olarak e, belki bir süre sonra e, hem ücretlerin daha düşük bir seviyeye gelmesi, hem e, bazı firmaların iflas etmesinden dolayı e, aşırı üretimin e, ortadan kalkması, yeni yatırım alanlarının açılması falan filan derken şu en başta bahsettiğimiz e, şu şartlar yavaş yavaş yeniden oluşmaya başladığında. Bu döngü devam eder. Ee, bunların ne kadar sürdüğü e, ekonomiden ekonomiye değişir. Örneğin e, işte ABD ekonomisine baktığınızda e, 7 ila 10 senelik e, periyotlar görüyorsunuz. Hemen hemen düzenli bir şekilde. Bu son 2008 sonrasını saymazsak e, ekonominin büyüdüğü, belli bir noktada küçülmeye geçtiği, krize girdiği, ondan sonra yeniden e, büyüme eğilimine girdiği bir e, şey görüyorsunuz. Peki bütün bunlar olurken. Devlet yahut kamu ne yapar? Kamu bütün bu gelişmelere iki politikayla şekil verebilir, yanıt verebilir. Birisi bu vergi ve harcama politikaları dediğimiz. Genel olarak maliye politikaları olarak adlandırılır bunlar. E, vergilerin oranını, seviyesini, kimden, nereden, nasıl alınacağını belirleyerek iki iş yaparlar. Bir, gelir dağılımına müdahale ederler. Örneğin işte yüksek gelirlilerden yüksek vergi almayı tercih edebilir kamu. Yahut herkesten aynı seviyede vergi almayı tercih edebilir. Yahut işte bazı malları daha pahalı hale getirecek şekilde vergiler, dolaylı vergiler koymayı tercih edebilir. Daha sonra da bu hem bu vergileri hem eğer gerekiyorsa borçlanarak, harcayarak ekonomideki toplam talep seviyesini belirler. Yani kamu harcamaları yoluyla talep seviyesini belirler. Aynı zamanda Merkez Bankası üzerinden de para politikasıyla e, faizleri ve ekonomideki kredi miktarını e, etkilemeye çalışır. Kredi miktarının yüksek olmasını sağlamaya çalışabilir. Yahut e, çok yüksek olduğu e, kanaatindeyse, yavaşlatmak istiyorsa birazcık bunu e, düşürmeye çalışabilir. Dolayısıyla e, kamu müdahalesini, devlet müdahalesini belki e, dışarıdan, ekonomiye dışarıdan yapılan bir müdahale. Şimdi e, çeşitli yaklaşımlar var bu konuda. Onların detaylarına girmeyelim ama soru olursa belki konuşuruz sonunda. E, yaklaşımlardan biri ama e, esasen e, özellikle ekonomik şu e, kriz, resesyon dönemlerine girdiği zaman e, bu politikaların daha etkin bir şekilde kullanılarak e, ekonominin küçülmesinin önüne geçmekte e, kamuya bir rol biçtiğini söyleyebiliriz. Genel anlamıyla ee, özetlemek gerekirse yani makroekonomik çerçeveyi ve ne olup bittiğini anlamak için e, üretim tarafı, harcama tarafı ve gelir tarafından e, bakma şansımız var. Bunların hepsine de en sonunda e, kamunun nasıl e, müdahalede bulunduğunu konuşabiliriz. Peki buradan e, şeye geçersek, e, salgının nasıl etkilediğini ekonomiye geçersek, dört tane kanaldan bahsetmemiz e, gerekecek. Burada e, ilk etki, doğrudan etki salgına karşı uygulanmak zorunda kalınan kısıtlamalardan başlayabilir. İşte bir takım sektörlerde tamamen kapatılması ve üretimin hemen hemen tamamen durması özellikle hizmetler sektöründe olan bir dizi şeyden bahsedebiliriz. Firmadan bahsedebiliriz burada. Bazı yerlerde tamamen kapatılmasa bile üretimin yavaşlaması getirilen kısıtlamalarla birlikte. Buradan nereye geçiyoruz? Buradan adım adım geçerek deminki çerçeveyi düşünürseniz e, üretimin yavaşlaması veyahut e, bazı yerlerde durması birinci sonucu buralardan e, gelir elde edenlerin e, gelirlerinin e, ciddi bir şekilde düşmesi bazı durumlarda tamamen sıfırlanması anlamına geliyor. Gelirlerin düşmesinin doğrudan etkisi ne olacak? Gelirlerin düşmesinin doğrudan etkisi talebin e, düşmesi anlamına gelecek. Yani e, ...kapatılmayan bir sektörde olabilirsiniz. Hatta e, tam kapasite çalışmaya hazır bir sektörde de olsanız... ...diğer sektörlerdeki üretimin durması ve dolayısıyla gelirlerin düşmesi... ...sizin sektör içinde talebi e, azaltacağı için... ...burada da üretimde bir azalma e, meydana çıkabilir. O deminki yani, mutlu döngü dediğim, iyi döngü dediğim... E, ...talep oldukça üretim olup üretim oldukça daha fazla talep olması döngüsü... ...tam tersine e, dönüyor bu kısıtlamalardan ötürü. Üretim düştükçe istihdam düşüyor... İstihdam düştükçe gelirler düşüyor, gelirler düştükçe talep düşüyor ve yeniden e, bu döngü bu sefer aşağıya doğru gitmeye başlıyor. Buna ne eklenebilir? Buna beklentiler eklenebilir. Niye? E, hem firmalarda hem hane halklarında e, yatırım ve tüketim kararları belli bir ölçüde de geleceğe dair, beklentilere, dair e, beklentilere bağlıdır. Örneğin işte belli sektörlerde küçülmenin devam edeceğini bekliyorsanız ya da onların karlı olmayacağını bekliyorsanız, ee, oralara çok fazla yatırım gitmesini bekleyemezsiniz yatırımlar düşmeye başlar yahut e, işte insanlar geleceğin daha belirsiz hale geldiğini e, düşündüklerinde belki e, şu anda işlerini kaybetmemiş olsalar bile işlerini kaybetme ihtimalinin belirdiğini düşündüğünde e, tüketimlerini kısıp e, tasarruflarını arttırma e, yoluna gidebilirler bireysel düzeyde buradaki e, makroekononin e, temel e, çelişkilerinden birisi olarak görülebilir bireysel düzeyde tasarruf yapmak e, o birey için e, olumlu bir şeyken eğer herkes aynı anda tasarruf yapmaya başlarsa ekonomideki e, tüketim seviyesinin e, ciddi oranda düşeceğinin Dolayısıyla talebin düşeceği ve üretimin e, düşeceği riski ortaya çıkmaya başlıyor Dolayısıyla burada beklentilerin önemi çok fazla. E, e, buna bir de şeyi eklemek gerekiyor tabi salgın e, sadece bir ülkede yaşanmıyor. Ee, hemen hemen her yerde e, yaşanıyor. Bu neye yol açıyor? Ee, diğer ülkelerde de benzer şekilde üretim ve gelirin düşmesi e, örneğin Türkiye'nin ihracat e, toplamını azaltmaya yol açabiliyor. Yahut e, az, az sonra bahsedeceğim e, Türkiye'ye yönelik yatırımların azalması yahut Türkiye'deki yatırımların yurt dışına çıkmaya başlaması e, döviz kurunun e, tırmanmaya başlamasına yol açabiliyor. E, bu 1 ve 2 ve 3'e ek olarak e, salgının potansiyel olarak e, etkisini göstereceği dördüncü yerde borç ödemelerinde aksamalar ya da hatta borçların ödenememesi e, sorunun ortaya çıkmasına yol açacak. Çünkü hatırlarsanız e, yatırımların bir kısmı e, borç alınarak yapılmıştı ve bunların kapatılabilmesi için bu borçların e, o sektörlerin çalışması, üretmesi, gelir elde etmesi ve bu gelirin bir kısmını e, bankacılık sektörüne e, aldıkları borca karşılık vermeleri e, gerekiyordu. Bunları yapamadıkları zaman bir grup e, şirket e, bu borç ödemelerindeki aksamalar e, zincirleme iflaslara vesaire yol açma e, ihtimalini e, gündeme getiriyor. E, tamam. Bu dört şeyi e, bir arada bir deminki çerçeve içerisinde değerlendirdiğimizde salgının doğrudan ve dolaylı etkileri e, sonucunda e, o hem üretimde hem e, gelir seviyesinde hem toplam talepte, toplam harcamalarda bir düşüşten söz etmek mümkün olacak. Az sonra bunun hangi boyutlarda olduğu Türkiye'de konusuna da hafifçe değineceğim. Burada hocam şunu sormak istiyorum aslında size. ilk evet. olarak yani bu hem Covid-19 salgını ve ekonomik etkilerini konuşurken şimdi aslında geçmişte yaşadığımız bazı krizler var ve bu krizlerin farklı sebepleri vardı. İşte 2008'de e, ekonomi odaklı yine bir kriz vardı. Ama bugünkü kriz e, sağlık odaklı olduğu için e, beklentilerimiz ne yönde olacak? Yani ilerisi için e, çok fazla aslında ne olacağı konusunda hepimizin aklında soru işaretleri var. Hmm. E, ve işte, üretimin azalması gibi ama bir yandan da e, artan arz ve talep var. Yani bu e, süreçte özellikle hani geleceğe dair e, Beklentilerimiz ne yönde olabilir hocam? Yani nasıl bakabiliriz? En böyle e, gördüklerimizi bugüne kadar yaşadıklarımızla belki. Ee, aslında çok e, yerinde bir soru bu. Çünkü e, bunu Türkiye ekonomisi özelinde e, yanıtlamaya çalışayım birazcık. Bunu genelleyebiliriz ama e, iki çok genel hatlarıyla e, önceki krizleri düşündüğümüz zaman e, ekonomide bir şeylerin ters gitmesinden kaynaklanan e, krizler vardı bir. Ee, şimdiki sizin de belirttiğiniz gibi e, ekonominin hemen hemen tamamen dışından gelen e, bir şok olarak e, görülebilir. E, bu ikisi arasındaki e, şeyi anlamak için de belki farkı anlamak için de e, salgın öncesinde yani daha salgın başlamadan önce 2020'nin başında Türkiye ekonomisinde durumdaydı. E, ve salgın hangi kanallardan e, ve nasıl Türkiye ekonomisini vurdu sorusunu yanıtlarsak belki o. Sizin evet. sorduğunuz soruyu da tam olarak e, yanıtlayacak, hatırlayacaksınız tabii çok uzun vakit geçmedi üzerinden ama 2018 e, ortalarında bir döviz krizi yaşadı e, Türkiye ekonomisi. Evet. Bunun akabinde de 2019 yılı e, ekonomik büyümenin oldukça e, düşük olduğu e, bir dönemdi. Niye ve nasıl yaşadı bu krizi ve e, bundan tam çıkarken e, salgının vurması nasıl etkiledi diye sorduğumuzda o deminki e, şeyi değişkenleri Türkiye ekonomisi için şöyle bir e, genel olarak şeye getirirsek e, bir araya getirirsek üç tane e, şeyden bahsedebiliriz e, Türkiye ekonomisi için önemli e, kanaldan bahsedebiliriz e, buna diğerlerini de ekleriz yavaş yavaş Türkiye ekonomisi e, 2000'lerin başından düşünün e, genel olarak e, 2018'e kadar e, yabancı sermaye girişlerine oldukça e, duyarlı bir ekonomi e, haline geldi. Nasıl oldu bu? E, dışarıdan Türkiye'ye yatırım geldikçe, bu yatırım e, işte hisse senedi piyasalarında olabilir e, efendime söyleyeyim doğrudan yatırım şeklinde olabilir, borç şeklinde olabilir. E, bu yatırım geldikçe üç şey oldu. Bu yatırımın gittiği alanlarda e, varlık fiyatları arttı, e, az evvel bahsettiğim borçlanma imkanları arttı ve Türkiye'nin e, döviz kuru değerlenmeye başlandı. Yani Türk lirası değerlenmeye başladı. Bu ne anlama geldi? Şimdi Varlık fiyatlarının artmasından kastımız iki ana varlıktan bahsediyoruz. Borsa ve benzeri finansal piyasalarda e, e, Türkiye işte 2000'li yıllarda, 2010'larda özellikle ciddi bir artış oldu. E, bir kısım yatırımın da emlak sektörüne gitmesiyle emlak e, fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Aynı dönemde e, kredi genişlemesi de hem yatırımları yani daha fazla borçlanılabildiği için yatırımlar arttı. Hem de tüketim arttı daha fazla borçlanarak. E, yatırımların önemli bir kısmı da e, emlak fiyatlarının artmasından ötürü inşaat sektörüne gitmeye başladı. E, Dolayısıyla yatırım dediğimiz zaman hani e, illa üretime gitmiyor yatırımların hepsi. E, Türkiye'de özellikle 2000'li yıllarda 2010'lu yıllarda inşaata gitmeye başladı. Döviz kuru en çok e, aslında ilgi gören e, değişken son dönemde. E, döviz kurunun değerlenmesi ne anlama geliyor? Türkiye'ye yabancı sermaye girişi olduğunda ve bu yüksek miktarlarda gerçekleştiğinde e, Türk lirası değer kazanmaya başlıyor. Şimdi genel olarak Türk lirasının değerli olması iyi bir şeymiş gibi e, düşünülüyor hemen e, makroekonomik etkilerini e, göz önünde bulundurmazsanız atıyorum işte e, dolar kuru e, bugün 86-90 civarlarında galiba e, ama işte birkaç sene önce e, 3-4 civarlarındaydı. Birkaç sene daha öncesine giderseniz, e, 10 sene öncesine giderseniz diyelim ki iki civarlarında vesaireydi. çok çok e, düşük seviyedeydi. Bu aslında Türk lirasının çok değerli olduğu anlamına geliyor aynı zamanda. Türk lirasının çok değerli olması iki tane etkene sahip makroekonomide bir Türk lirası değerli olduğunda e, ithalat ucuzluyor yani yurt dışından alınacak olan e, mallar vesaire ucuzlayabiliyor dolayısıyla ithalat artıyor. Fakat aynı zamanda da Türk lirasının değerli olması e, Türkiye'de ihracat piyasalarına e, üretim yapan şirketlerin rekabet gücünü do düşürüyor. Dolayısıyla ihracatı e, aslında negatif bir etkide bulunabiliyor kurunda. Çok çok düşük seviyelerde olması. ithalatı arttırıp ihracatı azaltan e, dolayısıyla bizim cari açık dediğimiz e, şeye yol açan etken oluyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde e, Türkiye ekonomisi şurada şöyle göstereyim ben e, şu üç gelişmeyle karşı karşıyaydı. E, birincisi 2000'li yıllarda, 2000'li ve 2010'lu yıllarda ee, dış borçlarda, şirket borçluluğunda ve hane halkı borçluluğunda önemli bir artış var. Yani hem yatırımların hem tüketimin büyük bir kısmı borçlarla e, finanse edilmişti. Ee, varlık fiyatları kısmında da e, bir yandan bir spekülasyonda artış vardı, bir yandan inşaat e, odaklı bir ekonomiyi tetikleyen e, bir şeyden çerçeveden söz edebiliriz. Buna karşı TL'nin de e, bu dönemde değerli olması hem ithalatı arttırıp hem ihracatı azaltıcı bir e, şeydi. Ama e, bir yandan bu dönem büyüme yaratırken bir yandan da e, Türkiye ekonomisinde çeşitli kırılganlıklar yarattı. İthalatın çok fazla artması ihracata göre cari açığımızın çok yüksek olmasına, dış borcun seviyesinin çok yüksek olmasına, hem şirketlerin ve hem de tüketicilerin borçluluğunun artmasına, bir yerden sonra da sanayi yatırımlarının yeterli olmayıp inşaat yatırımlarının e, çok fazla olması ama onun da bir yerde tıkanmasına e, yol açtı. Bu kırılganlıkların hepsi bir araya geldiğinde e, 2018'de e, Türkiye'ye sermaye girişlerinin yavaşlaması ve aynı sıralarda faiz oranlarının da artması e, çeşitli sorunları gündeme getirdi. E, az evvel demiştim genelde büyüme dönemleri işte bir yerden sonra küçülme dönemine yol açar. Bir de tetikleyen bir olay olur. Örneğin işte bizim 2001'de yaşadığımız krizde tetikleyen olay Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki bir tartışmaydı. 2018'deki krizde tetikleyen olay ABD ile bir rahip üzerinden yaşanan diplomatik gerginlikti. Bu bir anda beklentileri az evvel söylediğiniz gibi o beklentileri değiştirerek belki de şeyleri kırılganlıkları bir anda e, görünür hale e, getirebiliyor. Dolayısıyla şundan bahsedebiliriz. E, 2018 krizinin ardından 2019'da e, şeye girildiğinde e, yavaş yavaş bir toparlanma sürecine özellikle 2019'un sonunda girildiğinde Türkiye ekonomisinin halen e, çok zayıf e, bir noktada olduğunu, e, kırılganlıklarının yüksek olduğunu ve e, beklentilerin de bu anlamda e, hani büyüme beklentilerinin de aslında ee, normal şartlarda yani salgın vesaire olmadığı şartlarda dahi e, çok e, düşük seviyelerde olduğundan bahsedebiliriz hı hı. Şimdi nasıl etkiler diye sorarsak tabii salgını e, bu konuda çeşitli çalışmalar var Ben üç tanesinden e, söz edeyim size e, bir e, Erol Taymaz'ın yaptığı bir e, çalışma var e, bir e, Selva Demirak ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma var Bir de Bayar ve diğerlerinin yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmalar şunu gösteriyor, bu az evvel bahsettiğim şu şeylere bakarsanız, hemen şöyle geri geleyim, şu etkilere bakarsanız bunların esasen şu kısıtlamalar kısmının şeyi nasıl etkileyeceğine, Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceğine bakıyor bu çalışmalar ve şöyle bir tahminleri var yani kısıtlamaların ne kadar sürdüğü, normale ne zaman dönüleceğine bağlı olmak üzere ee, toplam üretimin ve milli gelirimin %5 ila 23 arasında e, daralacağını e, tahmin ediyor bu çalışmalar. Yani e, bırakın hani şeyi büyümeyi ya da yavaş büyümeyi vesaireyi. E, şu anki beklentiler bu yönde. Bu daralmanın ne kadar gerçekleştiğine bağlı olarak yani bu daralmanın boyutlarına bağlı olarak iki şey daha olması bekleniyor. Bir işsizliğin çok çok yüksek seviyelere e, ulaşması bekleniyor. E, bir de tabii işlerini kaybedenlerin önemli bir kısmı e, zaten daha düşük gelirli e, kesim olduğu için gelir dağılımında e, bir bozulma e, bekleniyor bu e, yapılan çalışmalarda. Tabi bunlar işte dediğim gibi salgının ne kadar sürdüğü, e, kısıtlamaların ne kadar sürdüğü vesaire e, üzerinden e, ve kamunun da e, müdahale etmediği senaryolar. Az sonra konuşuruz. Kamu e, müdahaleleri tabi bu senaryolarda o daralmayı biraz daha e, azaltabilir. E, çok hızlıca şeyi de göstereyim size isterseniz. E, tahminler bu yönde ne olup bitiyor e, en aslında e, birkaç tane göstergeye bakmamız yeterli olabilir e, en önemli göstergelerden birisi şu kapasite kullanımı dediğimiz e, oran olabilir kapasite kullanımı e, bir ekonomide toplam üretim e, kapasitesinin yüzde kaçının kullanıldığını gösteren bir orandır e, ortalama olarak zaten hani hiçbir e, ekonomi tam kapasite e, çalışmaz genellikle Türkiye ekonomisi eğer şeye bakarsanız ortalama olarak yüzde ila 80 kapasiteyle çalışan bir ekonomi. Şurası 2008 krizi işte orada ee, çok ciddi bir düşüş var e, kapasite kullanımında. E, salgının ilk e, etkileri şurası Mart-Nisan. E, şeydeki kadar en az 2008 krizindeki kadar sert bir düşüşü e, görüyoruz burada ta ki... E, %60 küsur e, seviyelerine kadar düşmüş o %75-80 aralığından. Şurada minik bir şey görüyorsunuz. Bu son ay. Yani e, azıcık toparlamış şeyde e, Nisan ayında. Çok hafif e, Mayıs ayına girerken çok hafif bir e, toparlanma var ama bu e, ciddi bir şekilde e, ekonomide yavaşlama beklememizi e, gerektiğini gösteren bir şey. İkincisi... Ee, bu güven endeksleri e, hmm. diye adlandırılan endeksler vardır. Bunlar daha az evvel bahsettiğim esasen beklentilerin ne yönde olduğu e, üzerindendir. Yani işte tüketiciler, e, üreticiler e, ne bekliyor? Ben buraya birkaç tane örnek sektör aldım. İşte hizmet e, perakende ticaret ve inşaat sektöründe ki firmalar ne bekliyor diye e, bakarsanız hemen hemen hepsinin e, en serti tabii ki e, hizmet sektöründe ve hizmet sektöründe de e, perakende de çok e, sert olmasa da genelinde çok sert bir düşüş var. Perakende de dahi e, sert bir düşüş var. Şu yeşil olan da e, inşaat sektöründe e, yine bu düşüşler şeyle kıyaslarsanız işte o, az evvel bahsettiğim 2018 e, krizindeki düşüşler kadar e, bazı durumlarda daha da e, sert gözüküyor. Hepsinin de en ucunda işte son ay verileri var. Sanki bir beklentilerde hafif bir düzelme var gibi. Bu genel olarak işte ee, belki hükümetin işte salgının kontrol altına alınmaya başlandığı ve yavaş yavaş bir e, normalleşme sürecine e, girileceğini e, söylemeye başlamasıyla beraber olsa gerek. Ufak bir toparlanma var ama toparlanmanın tabii şeyden e, salgın öncesi seviyelere ulaşması için çok çok e, beklememiz gerekiyor. Bir de bu ne kadar görünüyor ekranlarınızda bilmiyorum ama e, baktığımız bir şey vardır e, genel olarak işte. Ee, üretimi biraz geç hesaplarız yani 3 e, ay sonra vakit alır gayri safi yurt dışı tahminlerini üretmek ama e, elektrik tüketimine bakabiliriz. Elektrik tüketimi bu sarı çizgi. Yani şuraya bakarsanız e, salgınla birlikte e, elektrik tüketiminde çok sert bir düşüş var 2020'nin birinci çeyreğinde e, elektrik tüketimi niye önemli? Genellikle toplam üretimle e, korele bir şekilde gider. Yani toplam üretimde e, düştüğünde düşer, çıktığında çıkar. E, henüz toplam üretimin ne seviyede olduğunun istatistik hesapları yapılmış değil ama e, bu öncü göstergelerden birisi olarak sert yavaşlamanın e, söz konusu olduğunu gösteriyor. Bir de son şunu göstereyim. Bu da e, kişilerin işte e, kart kullanarak yaptıkları harcamalar nakit burada ama e, bunlar bankacılık sisteminden geçtiği için e, şey yapabiliriz. Şu mavi olan e, geçtiğimiz senelerde e, bu dönemlerde işte şeyden başlatıyoruz burayı Mart'tan başlatıyoruz. Bu dönemlerde insanların ne kadar harcama yaptığı şu sütunlarsa e, kırmızı sütunlarsa bu sene haftalık olarak ne kadar harcama yaptıkları e, gördüğünüz gibi şöyle büyük bir e, boşluk var burada. Yani bu sene geçtiğimiz senelere göre e, harcamalar önemli bir miktarda düşmüş özellikle de e, şeye bakarsanız bu. 20 Mart ve 27 Mart haftası işte kısıtlamaların en çok gelmeye başladığı haftalardan itibaren. Dolayısıyla baştaki şeyi hatırlarsanız, şu kısım, tüketim kısmı önemli bir şekilde düşmüş durumda. Yatırım kısmında ciddi bir yavaşlama var. Hangi halklarının hem harcanabilir gelirleri düşüyor çünkü ya işlerini kaybediyorlar ya işte dükkanları kapalı vesaire. Ama bir kısmının da tasarruf eğilimleri artıyor belli ki çok fazla har harcama yapmıyorlar. Burada şu önemli hale gelecek tabii, e, kamu müdahalesi yani hükümetin, devletin politikalarının ne olduğu. E, Bunlar iki iş yapabilirler çok temel olarak e, bahsedersek. Vergi ve harcama politikalarını kullanarak e, ekonomideki gelirlerin hızlı düşüşünü engelleyebilirler. Örneğin işte e, işsiz kalanların e, kolaylıkla işsizlik sigorta fonundan faydalanmasını sağlayabilir e, hükümet. Bu da talebin düşmesini dolayısıyla e, üretimin düşmesini engelleyebilir. Yahut e, belli kesimlerin belli vergilerini e, erteleyebilir, iptal edebilir e, vesaire, affedebilir. E, bir yapılabilecek şey budur. Bu kısmen yapılıyor. Çok büyük e, oranda olmasa çok kısmen yapılıyor. İkinci yapılabilecek şey de pe, bu durumda kredi daralmasını engellemek olabilir. E, hükümetin daha ziyade yapmaya çalıştığı şey de bu işte faiz oranlarını mümkün mertebe e, düşürme. Kamu bankaları aracılığıyla e, ucuz kredi vererek işte esnafı, tüketiciyi vesaireyi ayakta tutma. Şeyi. bu tabii ikincisi biraz daha çelişkili bir politika çünkü toparlanma olduğu zaman daha yüksek bir borçluluk olacağı için problem yaratma ihtimali ortada dolayısıyla ama şey çerçevesinde şu, şu çerçeve içerisinde baktığınız zaman bu kamu politikalarının önemli olduğunu görüyoruz diğer bazı ülkelere bakarsanız işte ABD'de mesela Merkez Bankası trilyonlarca dolar e, piyasaya sürerek e, bir anlamda kredi daralmasını ve finansal sektörün çökmesini engellemeye çalışıyor. Merkezi hükümet hükümette e, herkese işte bin ila 1200 iki yüz dolarlık e, çekler göndererek işte gelirlerini kaybeden insanların harcama yapmaya e, devam etmelerini e, sağlamaya çalışıyor. Bu da bir örnek olabilir kamu müdahalelerine e, şu dönemde her ülke hemen hemen. E, bunları yapıyor. Genel olarak belki e, sorularınızın e, yanıtını e, vermiş olabilir diye düşünüyorum bu e, çerçeve. Hocam burada e, ya yani şunu e, aslında tam eklemek istiyorum bu para politikası noktasında. E, bu sadece e, yani Türkiye'de şu an işte e, Merkez Bankası'nın işte para basması vesaire değil ama yani genel olarak bütün dünyada e, ya, ya yakın dönemde zaten para politikası basma üzerine politikalar yürütülüyor ve hı hı. Bu korona olmadan önce de şöyle yorumlar vardı İşte 2020'de işte dünyadaki birçok ülke bankacılık sistemi içerisinde işte birçok paralar basıyorlar ve bir yerde bir hata olacak bir çarkın dönüşünü engelleyecek bir şey olacak ve düzen değişecek şeklinde görüşler vardı. Bugün de baktığımızda mesela işte Türkiye'de de aynı şekilde işte Merkez Bankası verilerine baktığımızda da her gün her geçen gün artıyor bu oran. Bu e, basılan paralar nerede kullanılıyor hocam? Yani e, hı hı. içerisinde nerede e, dolaşıyor? Şimdi şöyle e, düşünmek lazım. <laughs> e, bu para basma terimi aslında çok e, eskiden dile girmiş e, bir şey ama e, somut olarak para basma diye bir şey yok. Para yaratılıyor. E, evet. e, paranın e, yaratılması ise şu şekilde oluyor. Evet. Merkez bankaları para yaratabilirler e, ama bankacılık sisteminin kendisi de para yaratır zaten. Hani bankacılık sistemi örneğin siz bir bankaya gittiğinizde kredi başvurusunda bulunduğunuzda ve size kredi verdiğinde efektif olarak banka para yaratmış anlamına gelir. Hangi amaçla aldığınıza göre bu krediyi diyelim ki e, otomobil almak için kredi aldınız. E, bu parayı o piyasaya götüreceksiniz. Ev almak için aldınız ya tüketici kredisi aldınız. E, gidip onunla alışveriş yapacaksınız. İşte oralarda biraz bellidir şey kredi. O yaratılan paranın nereye gittiği üç aşağı beş yukarı e, bellidir. E, son dönemde merkez bankalarının e, yarattığı para da aslında çok e, o da belli nereye gittiği. E, çünkü para yaratmak dediğimiz şey esasen kredi vermek yahut borç vermektir. E, merkez bankasının e, para piyasaya sürdüğü para artıyorsa e, karşılığında ne aldığına bakarsanız e, daha ziyade Türkiye'de iletişim e, borçlanma senetlerinin Merkez Bankası'na gittiğini görüyorsunuz. Yani para e, piyasaya giderken e, devlet borçlama senetleri. Dolayısıyla doğrudan olmasa da dolaylı yoldan e, Merkez Bankası hazineye kredi açıyor şu anda. E, hazine ne yapıyor bu parayı? E, birkaç şey yapabilir. İşte az evvel bahsettiğimiz gibi harcamalarını arttırabilir. Harcamaların hangi alanda olacağı e, yahut işte harcama yapmasa da şey arttırabilir. E, transfer dediğimiz e, işte atıyorum. E, düşük gelirli e, ailelere hanelere e, yardım sosyal yardımları arttırabilir e, kamunun e, yaptığı işte yolları köprüleri yapmaya devam edebilir e, başka şeyleri harcayabilir e, kamunun nasıl bir harcama yaptığını e, ama ana mantık burada e, benzer bir mantık e, şu harcama kısmını Hani e, yatırımlar düşüyor tüketim düşüyor e, Dolayısıyla üretim çok düşecek üretimin çok düşmesini engellemek için ee, birisinin devreye girip harcama yapması lazım. Harcamanın nereye yapıldığı çok önemli tabii ki. Ama e, çok makro düzeyde bakarsanız da e, birisinin harcama yapması da gerekli ve sadece Türkiye'de değil. Hatta Türkiye'de belki bu çok çok e, diğer bazı ülkelerle kıs kıyaslandığında kısıtlı. E, ABD'de de benzer bir şey var. E, e, Amerikan merkez bankası Federal Reserve e, yüksek miktarda e, para yaratarak e, piyasadaki çeşitli borçlanma senetlerini satın alıyor. Yani efektif olarak e, aslında şirketlere e, kolay borçlanma imkanı sağlayarak onların ayakta kalmasını e, sağlamaya çalışıyor bunun e, riski nedir bunun riski şudur e, bir noktada e, bu e, yaratılan para e, geri çekilmek durumunda kalınabilir piyasadan e, geri çekildiği zaman ne gibi etkiler olacak nasıl geri çekilecek hangi yöntemle geri çekilecek vesaire bunlar ayrı bir tartışma konusu tabi burada hocam gelen hani konuştuklarımızda ek olarak gelen sorulardan bir tanesi bu emlak ve inşaat sektörü nasıl etkilenir diye bir aha, soru aha, aha. gelen sorular içerisinde. Bir de ya bu sektörel güven endeksleri ve hisse senedi performanslar arasındaki bağları söylüyor. Burası biraz tabii ki şey ama belki bu emlak ve inşaat sektöründeki süreç yani bundan sonra nasıl olabilir diye bir soru gelmiş hocam? Yani şeyden e, açıkçası şeye bakarsanız e, bu dönemde uygulanan e, önlemlere baktığınız zaman e, işte sokağa çıkma yasakları olduğu belli sektörler kapatıldı vesaire ama e, Türkiye ekonomisi inşaatın inşaat odaklı büyümeye e, devam etmeye çalıştığı için e, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde dahi yani inşaat sektörünün çalışmasına genellikle izin verildi. işte inşaat şantiyeleri vesaire falan filan e, o sert bir düşüşü engellemeye çalışıldı. Ancak e, şu söz konusu tabii e, inşatta e, çok fazla e, şey var. E, özellikle şey, yeni binalara baktığımız zaman çok fazla arz var. Talep nasıl şekillenecek önümüzdeki dönemde? İnsanlar e, ne kadar konut almaya e, meyilli olacaklar bu dönemde? E, Hı -hı. Bu birazcık belirleyici olacağı benziyor. Eğer şeye bakarsanız son istatistiklere çok ciddi bir şekilde e, tabii salgının da etkisiyle, kısıtlamaların da etkisiyle e, konut satışları çok ciddi bir şekilde düşmüş durumda. Evet. E, dolayısıyla inşaat sektörü için e, çok kolay bir çıkış e, gözükmüyor. Zaten hani e, 2018'den yani şöyle de bakılması gerekiyor birazcık e, ekonomi bu salgına sağlıklı bir yapıyla yakalansa başka bir e, e, hikayeden söz edilebilir. Ancak hani Türkiye gibi daha yeni krizden çıkmakta olduğu e, İnşaat sektörü söz konusuysa inşaat sektörünün e, borçluluğunun yüksek olduğu ve krizde henüz toparlanamadığı bir ortamda. E, ama şey var tabii her zaman e, işte bu jokerimiz var. Kamu ne yapacak? Örneğin e, devlet inşaat sektörünü kurtarmak için e, az evvel bahsettik. Yaratılan paranın bir kısmını oraya aktarırsa başka bir e, senaryoyla e, senaryo görüyor olacağız. Burada hocam çok teşekkür ediyorum tekrar teşekkür bu, ederim. değerli bilgiler için. Son sorumuz da şu aslında makro ekonomiyi anlamak için gençlere neler önerirsiniz? Hangi okuma önerilerini sunarsınız ve neleri takip edelim? Özellikle bu COVID sürecinde hepimiz evlerde kitapları okuyoruz, ee, farklı kaynaklar araştırıyoruz. Bunu şey yapmıştınız bana... E Belki sonra konuşabiliriz diye söylemiştiniz. Ben şöyle bir şey hazırladım. Çok fazla öneriden ziyade bir şu kitabı tavsiye ederim. Bu iktisada farklı bir giriş başlıklı bir kitap. Hem burada konuştuğumuz makroekonomik ekonomik kavramlar vesaireler, hem de bunların örneklerinin Türkiye üzerinden örneklerinin yer aldığı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi iktisat bölümünden emekli Fikret Şenses Hoca'nın geçtiğimiz yıllarda çıkan bir kitabı. Eğer ekonomiyle ilgileniyorlarsa bu hani öyle alıp da illa baştan sonra bir kere de okunacak bir kitap değil ama şeyi tavsiye ederim. Elinizin altında bulundurmanızı tavsiye ederim. Hem iktisatta ilgi duyan, iktisatçı olmayan insanlar için tavsiye ederim. Hem de varsa eğer... İktisada e, okuyan e, belki arkadaşlar da vardır. Onlar için de çok e, faydalı olacak kanaatindeyim. Şey açısından çok e, geniş bir e, çerçeve var. E, şey açısından e, bu biraz e, e, Türkiye ekonomisinin nasıl işlediğini anlayalım vesaire derseniz e, benim yeni bir kitabım çıktı. Türkiye ekonomisinin yapısı başta bundan e, konuşmuştuk geçen gün. E, i̇lgilenen arkadaşlar için bu biraz e, belki e, şey yapabilir ee, hem 2000'li yılları e, anlamak hem de salgın öncesinde e, nasıl bir durumdaydık e, kısmını anlamak için belki e, bunu tavsiye edebilirim. Online Eğer platformlardan platform... erişebiliyor muyuz peki hocam? Ee, yoksa Efendim? online platformlardan erişebiliyor muyuz satın alınması için vesaire? E... E, bildiğim kadarıyla bütün online kitapçılarda her iki kitapta da e, stokta e, olsa gerek e, şey e, kolaylıkla geleceğini zannediyorum. Tamam. Hı -hı. E, daha salgına dair ayrı e, salgının ekonomik etkilerine. Ben daha çok merak ediyorum. Ee, onu birazcık şey yapayım, e, okuyayım diyen e, arkadaşlar olursa şu üç e, makaleyi e, çalışmayı şey yapabilirim. E, <laughs> i̇ktisatla çok içli dışlı olmayanlar için belki e, teknik kısımları ağır olabilir bu makalelerin. E, ama e, yani hesapların, kitapların nasıl yapıldığı kısımları belki biraz ağır olabilir ama e, en azından e, sonuç kısımları şeyi çok güzel e, özetliyor. Hem e, neler beklendiğini. Ee, esasında şey yaparlarsa e, Google'larlarsa Erol Taymaz'ın çalışmasının kendisinin sunduğu bir e, YouTube videosu da var. Daha e, okumaktan ziyade seyretmek isterlerse. E, sanırım diğerlerinin de olabilir. Onlara ben bakmadım ama e, ikisi Türkçe e, yapılmış, bir İngilizce yapılmış bir çalışma. Daha spesifik olarak e, salgının e, Türkiye ekonomisi üzerindeki hem e, gelir e, üretim talep üzerinden ee, nasıl sonuçlara yol açacağı hem de e, gelir dağılımını nasıl e, değiştirebileceğine dair yapılmış en e, taze çalışmalar diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, çok sağ olun ee, bizlere destek olduğunuz için, katılımlarınız için. Ee, tabii evet. Ki, evet. E Tabii ki bizler normalde Türkiye'nin 81 elinde bulunan gönüllü eğitmenlerimiz finansal okuryazarlık eğitimlerini yaygınlaştırıyorlar. Ee, ama bu süreçte de biz hem online platformlardan e, bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz hem de oluşturduğumuz bu yayın bir kaynak niteliğinde kalıyor e, sosyal medya hesaplarımızda. E, hem de eğitimlerimizde de zaten işte bu makroekonomik konulara da kısaca değiniyoruz. E, dolayısıyla hem eğitmenlerimiz için, hem bizi ilk defa izleyenler için, hem bu süreci e, merak edenler için e, güzel bir yayın gerçekleştirmiş olduk. E, Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. E, çok teşekkür sağ olun. Teşekkür Sağ olun. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Tekrar e, normale döndüğümüzde de e, görüşmek üzere diyorum. E, bu haftada e, konuğumuz e, çok değerli e, Kadir As Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı e, Özgür Orhan Gazi'ydi. Profesör Doktor Özgür Orhan Gazi'ydi. Onunla makroekonomiyi anlamak üzerine bir yayın gerçekleştirdik. E, yayınlarımızı yine YouTube üzerinden ve sosyal medyalarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.